Evet millet yeni güncelleme detayları yayınlanmış. Güncelleme notlarını paylaşmışlar. Bir beraber baştan sona inceleyeceğiz. Daha sonra videoyu yavaştan bitireceğiz. Arkadaşlar önceki gün iki günde video çekemedim. Onun için de kusura bakmayın. Bu aralar bir salgın var. Ben de yakalandım sanırım. Hasta oldum biraz. Size dikkat edin. Ee, yani çevrede pek çok kişi hasta bu aralar. Ee, evet bunu da söylediğimize göre videomuza devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere işte hani <laughs> Zaten bahsetmiştim yaptım Marvel karakteri kategori 4 oluyor, Nick Fury kategori 3 oluyor falan filan diye. Şimdi bunlara biraz bakacağız. Şimdi ilk olarak Captain Marvel karakteriyle başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kostümü 875 kristalden satışa çıkacak. Normalde olduğundan daha uygun bir fiyata satışa çıkıyor. Normalde 1050 kristali satıyorlar indirimli fiyatıyla. Bunu yapmalarının sebebi arkadaşlar Black Friday etkinliklerinin gelmesi. Black Friday'de. Tüm kostümler 875 kristale düşecek. İşte bunun için de aşağı yukarı 2 hafta mı ne kaldı? Ee, yani 2 hafta en fazla 3 haftaya falan e, tüm kostümler 875 kristale inecek. Ama bunları da şu anda alabilirsiniz. Çünkü bunlar da zaten indirimli bir şekilde geliyor. Yani Black Friday'de olduğu gibi. O yüzden almanıza bir sakınca yok. Aynı fiyata düşecek. Ee, i̇şte dediğim gibi Black Friday'de bu fiyata geleceği için şimdiden bu fiyata çıkarmışlar bu kostümleri de. Ee, arkadaşlar yaptım Marvel karakteri gene evrensel türü değişmemiş tahmin ettiğimiz gibi ve e, türü son kostümü süper kötüydü. Bu kostümde kahramana dönmüş. Güzel işte e, Scarlet Witch'e falan büyük ihtimalle güçlü bir alternatif olacak. <laughs> ya Muhtemelen Scarlet Witch'in yerini de alacak o ayrı bir mevzu ama Scarlet Witch'e de ne zaman bir güncelleme gelir ondan emin değilim. Yine e, de bir bakacağız. Arkadaşlar e, ne diyor kostüm etkisinde? uygulanacak olan kendisi e, süper kötü tarafına verilen hasarda %55'lik bir artış. Bu önceki kostümde %50 idi. %5 üzerine getirmişler. Alınan hasarda %50'lik bir azalma. Bu önceden de %50 idi ve e, alınan temel hasarda %40'lık bir azalma. Bu da öncekiyle aynı. Sadece şurada %5'lik bir artış yapmışlar. İyi fena değil. Daha sonrasında kategori yeteneklerinden bahsetmiş. <laughs> evet, bir takım özellikler var. Güzel. Defans azaltma falan filan da var. İşte kırık var, susturma var falan. Yani önceki kostümde aşağı yukarı aynı denilebilir. Fena değil. <laughs> Daha sonra uygulanacak olan kendisi işte belli delme etkileri var. Ee, kaçım oranının %100 kadarını yok sayma falan var. Bu da arkadaşlar öncekiyle hemen hemen aynı denilebilir ama önceki kostümde delme etkisi %60 şey ya %80 iken burada %65'e düşmüş. Evet muhtemelen diğer özelliklerden herhalde bu açığı kapatıyordur. Ona da birazdan geleceğiz zaten. İlk olarak liderliğinden bahsetmiş tüm uygulanacak olan tüm takım arkadaşları enerji aslında %35'lik bir artış demiş. Önceden %30'du %5 artırmışlar. Fena değil. Kategori 2 pasifine baktığımız zaman da ne diyor? Uygulanacak olan kendisi zincir darbe hasarında %10'luk bir artış. E, bu yeni eklenmiş arkadaşlar. Önceden yoktu. E, altta da şey diyor. E, tüm güçlendirmeler etkisini %20 süreyi de %30 kadar artırır. Bu öncekiyle aynı sadece ek olarak %10'luk bir zincir darbe hasarı artışı getirmişler ama arkadaşlar bu etkiyi küçümsemenin çok güçlü bir özellik. O yüzden oldukça iyi olmuş denilebilir. <laughs> Kategori 1 pasifine geçecek olursak uygulanacak olan kendisi süper zırh ve tüm defanslarda %35'lik bir artış. Burası önceki kostümde birebir aynı ama şu alttaki özellik yeni gelmiş. Yetenek ve bonus hasarında %25'i %30'luk bir artış. Bu önceki kostümde yoktu bunu eklemişler. Güzel olmuş. Birinci yetenekte susturma falan filan güzel etkiler var. İkinci yetenekte yakma falan var felç etme var. Üçüncü yetenekte kırık, kapan, sersemletme, can yenileme falan var gayet güzel. Dördüncü yetenekte de yine kırık var, felç etme var, aktif buffları kaldırma falan var. gene fena değil gibi görünüyor. Beşinci özellikte ilginç bir şekilde şok etkisi var. Şok uyguluyormuş. Bu güzel işimize yarayacak illaki belli noktalarda. Bir de... Yani her yüzde bir hasar için yüzde 0.8'lik bir e, saldırı artışı. Bu yani bu etki aslında güzel bir etki ama biraz yetersiz uygulamışlar gibime geldi ya. Yani yüzde 0.8 bence biraz az. Yani umarım karakterin hasarı iyidir. Şimdi görmeden bir şey diyemiyorum ama hani bu biraz az gibi geldi bana. Bakalım göreceğiz. Nick Fury karakterine gelecek olursak arkadaşlar çevik ve kahraman olarak devam etmiş öncekiyle aynı. Ee, ne diyor kostüm etkisi gene 875 kısa satılacak ee, uygulanacak olan kendisi yetenekli bonus hasarda artış alınan hasarda azalma falan filan burası çok önemli değil bizim asıl ilgilendiğimiz kısım bu karakterin desteği liderliğinde ne demiş arkadaşlar uygulanacak olan e, kahraman müttefikler tüm saldırıda %60'lık bir artış bu önceden %50 idi arkadaşlar beni en çok şaşırtan şeylerden biri bu oldu çünkü bu karakterde hiçbir artış yapmasalardı bile ben gene de bu karaktere çok çok sağlam derdim ama beni şaşırtarak üstüne gene artış yapmışlar arkadaşlar. Bu oldukça ilginç. Ee, kategori 2 pasifi sanırsam hemen hemen aynı. Bakalım gene. Evet. Ee, kategori 2 pasifi aynı ama liderliğini geliştirmişler arkadaşlar. %50 yerine %60 olmuş. Bu da %60 saldırı %55 de hasar artışı demek kahraman karakterler için. Ee, arkadaşlar yani net bir şekilde şu anda oyundaki en iyi lider destek karakterine bakıyorsunuz. Yani Net. Şu an oyunda şeye oturur. Zirveye oturdu yani sadece şunlarla. Yani muazzam bir artış. %60 saldırı artışı veriyor, %55 hasar artışı veriyor. Muazzam bir artış. Ee, pek çok karakter için, hatta hemen hemen bütün karakterler için, kahraman olanlar için en azından en iyi lider konumunda arkadaşlar bu karakter. Muazzam bir lider. Yani e, hiç yani diğer özellikleri çöpe atın direkt bunlar için bile kasılır dediğim gibi oyundaki en sağlam lideri kasmamak büyük bir hata olur direkt olarak bu karakteri açıp kasın hemen hiç tereddütsüz yani muazzam arkadaşlar çok sağlam ee, bu karakteri kesinlikle kasmanız gerekiyor diğer özelliklere bakmama bile gerek arkadaşlar şimdi şöyle yani diğer özelliklere neden bakmıyorum biliyor musunuz bu özellikler ne kadar sağlam olursa olsun bizim bu karakteri kullanım amacımız ...daha çok liderliği ve desteği olacak. Bu sebepten dolayı... ...yani bu karakter ne kadar sağlam olursa olsun... Ee, ...bu karakteri sezgi takıp destek olarak kullanmanız lazım. Çünkü bu etkileri veren başka bir karakter yok oyunda. Bu yüzden bu karakteri... ...o kadar hasarcı karakter varken oyunda... ...hasarcı yapmak e, aşırı mantıksız olur. PvP'de kullanmak da aynı şekilde... Dediğim gibi ne kadar yol yani kategori 4'lerle baş edemeyeceğine göre arkadaşlar bu belli bir şey zaten. E, o yüzden desteğine odaklanmamız gerekiyor. Bu yani bu karakter için yapacağımız en mantıklı şey direkt olarak sezgi takıp hatta mümkünse iyi bir sezgi takıp direkt olarak şeyde kullanmak. E, bu karakteri lider ve destek olarak kullanmak. O yüzden hiç buraları incelemiyorum bile. <laughs> Miss Marvel karakterine gelecek olursak arkadaşlar bu karakteri de ben sağlam bekliyordum zaten bakalım bize ne vaat ediyor? Şimdi ilk olarak kostüm etkisinden başlayalım. Bu arada çevik ve kahraman olarak devam etmiş, dövüşçüye çevirmemişler. Dövüşçü tahminleri vardı çünkü. Ee, uygulanacak olan kendisi tüm saldırılarda %45'lik bir artış. Bu önceden 40'tı, %5 artırmışlar. Ee, şurası şurası aynı ve alt tarafta aynı. Yani sadece şurada 5 %5'lik artış olmuş. Kategori 2 pasifine bakalım. Gene uygulanacak olan kendisi diyor. Ne diyor? oranında ee, yüzde <laughs> Pardon ya ben yanlış yere bakıyorum. Şurası. E, ee, uygulanacak olan kendisi zincir darbe hasarında %15'lik bir artış. Burası öncekiyle aynı. %45'e %30 bu önceden %35'e %30'du. Şurada bir %10'luk artış var. Fena değil. Diğer pasifine bakalım ne diyor? Hedefin kaçım oranı %35. Evet burası birebir aynı arkadaşlar. Burada değişen bir şey yok. Ee, birinci yetenek felç etme. ikinci yetenek yine felç etme. Üçüncü yetenek yine felç, Amma felç etmesi varmış ha. Üçüncü yetenekte de felç etme var. Ee, aynı zamanda da o burası güzelmiş. Ama bu öncekiyle aynı mı ona bir bakmak lazım. Evet öncekiyle aynıymış ya. Burada değişen bir şey yok. Şeye baktım da arkadaşlar her yüzde bir hasar için yüzde bir nokta bir saldırı artışı. Bu oldukça yüksek oldukça güzel ama önceki kostümde de aynıymış. Değişen bir şey yok. O yüzden hani burada pek gelişim yok gibi. Ee, dördüncü yetenekte ne diyor? Tüm temel saldırılarda %30'luk bir artış. Burası da hemen hemen aynı arkadaşlar ya. Ya yani şu dokunmazlık var ama bu önceden yokmuş yeni eklemişler ama <laughs> bunun e, PV hasarına pek bir etkisi olmayacak. 5. yeteneğe baktığım zaman %35 can yenileme, aynı %55'lik saldırı artışı falan filan. Evet bunda pek bir değişim yapmamışlar. Yani şok etkisi yeni bunu daha yeni eklemişler. Önceden yokmuş. Yani bir takım ufak tefek şeyler var ama şu defans azat. Arkadaşlar yani bu emin değilim alınmaya değer bir kostüm olur mu? Bundan emin değilim ama çok bir gelişim göremedim. Yani çok ufak tefek değişimler var. Bu da hasarını ne kadar etkiler emin değilim. Yani zaten ben söylemiştim hani bu karakter normal haliyle bile çok sağlamdı. O yüzden zaten ben de çok bir şey eklemelerini beklemiyordum. Ama beklediğimden az eklemişler. O da ayrı bir mevzu. Devam edelim. Ee, Spectrum Spektrum karakterine gelecek olursak arkadaşlar ilk olarak kostüm etkisinden başlayalım. Şimdi bu karakter daha önce kostüm almadığı için direkt kostüm etkisindeki özellikler yeni. Bakalım neler varmış. E, %30'luk bir YP artışı süper zırh ve defanslarda tüm defanslarda %30'luk bir artış. Biraz PvP'ye yönelmiş. Güzel. Kategori 2 pasifine bakalım. Ne diyor? Uygulanacak olan kendisi alınan enerji hasarını %60'lık bir adam. Bu aynı. %35'e %35'lik bir yetenek hasar ve bonus hasarda artış. Bu önceden şurası %25'miş. Bunu 35'e çıkarmışlar. Fena değil. Ee, kritik saldırıda %100 ihtimalle kritik hasar %50 kadar Burası da aynı. Kategori 1 pasifine bakalım. Ee, tüm saldırıda %30'luk bir şey e, uygulanacak olan kendisi tüm saldırıda %30'luk bir artış. Önceden %20'ymiş. %30'luk bir defans artışı. Bu da önceden %20'ymiş. Buralara eklemiş, artırmışlar. Onun dışında aynı diyebiliriz. Şöyle bakalım. Felç etme falan filan. %70 olasılıkla saldırı ıskalama falan var. Evet biraz PvP'ye çevirmişler. Zaten PvP'lik bir karakter de biraz daha artırmış gibiler. Şöyle bakıyorum evet. Yani arkadaşlar <laughs> şey PvP'de fena görünmüyor. Benim zaten bu karakter hakkındaki hakkındaki tahminim şuydu. ya destek karakteri yaparlar diyordum ya da PvP'de biraz daha geliştirirler diyordum. PvP'ye yönelmişler biraz daha geliştirmişler. Ki bu da güzel diyebilirim. Bakalım PvP'deki olayında göreceğiz. Yani daha çok PvP'lik bir karakter olmuş. Onu da test edeceğim. Arkadaşlar Captain Marvel karakteri kategori 4 oluyor. Uygulanacak olan ne diyor? Kendisi ee, YP'de 15 Evet ya biraz zayıf yapmışlar sanki karakteri ya. Şimdi şöyle %15'lik bir can yenileme diyor. Tamam güzel. Enerji saldırısında %30'luk bir artış demiş arkadaşlar. Ama bu %120'ye kadar birikiyormuş. Yani %120 olarak düşünebilirsiniz. İşte e, 4, 4. saniyede %120'ye ulaşmış olacak zaten. 10 saniye boyunca etkisi devam ediyormuş. Ya güzel de yani karakterde çok büyük etkiler de yoktu diğer özelliklerinde. Umarım iyidir, umarım yanılırım ama çok büyük bir etki göremedim arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Nick Fury kategori 3 alıyor. Evet yani yakma felç etme falan filan. E, fena etkileri yok ama dediğim gibi biz bu karakteri daha çok lider olarak kullanacağımız için çok önemli değil bence. Şöyle bakalım. <laughs> evet kategori 3 animasyonu da güzelmiş beğendim. Daha sonrasında Minerva ve Korat karakterlerine potansiyel geliyor arkadaşlar. Güzel kullanacağız. Fena değil. Vuruş sayısını merak ediyorum. Yani fena görünmüyor. Arkadaşlar yeni bir efsanevi savaş modu geliyor The Marvels adı altında. Gayet güzel ve arkadaşlar buraya girdiğimiz zaman bir yıldız spektrum alabilecekmişiz. Bu oldukça güzel çünkü bu karakter özel bir karakter açabilmemize yarayacak. Açtıktan sonra da artık biletlerle kasılacağız. Oldukça iyi olmuş. E, ben de var ama yani sizin için iyi oluyor. öyle söyleyebilirim. 2500 kristali alacağız. ödülleri de birazdan bakacağız. Arkadaşlar 6 yıldız spektrum alabiliyorsunuz. 2500 kristal ama ben biletlerle kasmanızı tavsiye ederim çok gerek yok buna ee, burada evet bölümleri falan göstermiş evet arkadaşlar bu da ödüller bunlar da normal modun ödüllerinde çok iyi şeyler yok ya yani güzel gene ama hani çok amşan bir şey yok ee, asıl ödüller süper modda süper modun ödülleri de oldukça güzel şimdi 2500 kristal veriyorsunuz ya buraya açmak için 500 kristalin zaten geri alacaksınız yani 2000 kristal harcamış olduğunuz toplamda. Tabi bunu da görev yaparak açıyorsunuz. Öyle şey alıyorsunuz geri. Öyle kolay kolay geri alamazsınız. Onu da söyleyeyim. İşte altınıdır falan filan. Kozmik küp var. Oldukça güzel. Mendeleyce var. Parçası mıydı neydi artık. Ondan var. Güzel. Boyut özü. Baya güzel güzel. Sonra. 4 yıldız. Spektrum artefaktı. Oldukça iyi. Sonra 6 yıldız. Tür geliştirme bileti. Baya güzel. Sonra. Ee, 10 tane. Rastgele şey veriyor. İşte şu hani kılıçları geliştirdiğiniz element rünümüne ondan vardı ondan veriyor. Bir de bir de öfke CTP. Arkadaşlar sadece 2000 kristal bile bu CTP'ye değer. Üstüne ekstra aldığımız ödüllerden bahsetmiyorum bile. Bence bu kesinlikle açılması gereken bir efsane mod. Yani direkt olarak açın şu ödülleri alın. Sadece CTP'ye bile değer ama ekstralarını da alacaksınız. O açıdan düşünün. Oldukça iyi. Şimdi olmasa bile vaktini bulduğunuz zaman, elinize kristal geçtiği zaman bu bölümü açın. Sonra İttifak savaşında arkadaşlar ödüllerde geliştirme yapmışlar. <laughs> hani skor atıyorduk ya. Süper mod için konuşuyorum ilk olarak. E, 7 milyonu geçtiğiniz zaman size bir sandık verecekler. Token sandığı yazmış. Token destek sandığı tarzı bir şey yazmışlar da. Ne bundan ne çıktığından emin değilim. Bunu geldiği zaman göreceğiz. 10 milyon yaptığınız zaman 6 yıldız bir uru veriyor. E, veriyorlar. E, 13 milyon yaptığınız zaman Şununla şu aynı mı? Evet birebir aynı görünüyor. Aynen. Şu sandıktan bir tane daha alabileceksiniz. 13 milyonda 15 milyonu geçtiğiniz zaman da size e, kategori 3 malzemesini içeren bir malzemelerini içeren sanırım bir sandık verecekler. Oldukça iyi. Efsanevi moda da yeni ödüller eklemişler. 6 milyonu geçtiğiniz zaman yine bu burada verdikleri sandığın aynısını veriyorlar. Bu sandıktan ne çıktığını bilmiyorum ama Bakacağız arkadaşlar. 8 milyona geldiğiniz zaman size bir 6 yıldız uru sandığı verecekler. Ama bu uru sandığının içinde odin kutsaması da olacak. Yani odin kutsaması alma şansınız da var. Onu söyleyeyim. 10 milyona ulaştığınız zaman... Şunun, şu sandığın daha gelişmiş bir versiyonunu vereceklermiş. Bu small, bu medium. Ee, bu da oldukça iyi. 12 milyonu geçtiğiniz zaman da kategori 4 malzemesi içeren bir sandık verecekler. Bu oldukça iyi ama arkadaşlar bu, bunu almak da oldukça zor olacak. Yani ben... En yüksek skoru Luna Snow'la atıyorum efsanevi modda. Ee, bir de onda başarılı geliştirilmiş bir öfke var zaten. Onun da etkisi var. Ee, onda da arkadaşlar ben şu ana kadar hiç 12 çıkaramadım ya. Yani çıkaran oyuncular var. Hani çok sağlam hesapları olan. Benim en yüksek yaptığım 11.8 miydi neydi herhalde? Belki 9'dur. 12'yi hiç gördüğümü hatırlamıyorum. O yüzden oldukça alması zor olan bir sandık olduğunu söyleyeyim. Yani oldukça zor olacak alması. Eee yani bir deneyin gene devam edelim arkadaşlar ittifak savaşına şey e bu neydi buna da practice şey egzersiz modu işte yani e gireceksiniz ama hani öyleyse test test amaçlı girdiğiniz bir mod olacak onu eklemişler hani test edebileceğiniz güzel daha sonrasında bu oldukça iyi oldu bu arada ya ben video çekerken falan da ihtiyacım oluyordu güzel oldu yeni artefaklar var <laughs> Arkadaşlar Captain Marvel artefaktı kendisine veriyor. Ee, %50 ve üzeri canı olan düşmanlara verilen hasarı %20 kadar artırıyor. Fena değil. Yani çok iyi de sayılmaz. Yani Captain Marvel beklediğim kadar sağlam görünmüyor ya. Artefaktı da çok sağlam değil. Güzel ama çok iyi değil yani. Ee, Nick Fury arkadaşlar yani bu güncellemenin bombası Nick Fury oldu. Çünkü Nick Fury artefaktında da kahraman müttefiklere veriyor ve ne veriyor biliyor musunuz? Hedefin kaçınma oranında %10'luk bir yok sayma ve baş düşmanlara verilen hasarda da %15'lik bir artış. Yani hakikaten bomba gibi düştü oyundaki dengeleri değiştirecek kadar sağlam bir destek arkadaşlar. Yani liderliğinde %60'lık bir artış veriyor. Desteğinde %55'lik bir hasar artışı veriyor. Bir de üzerine bir de, bir de artefakt veriyor %15 kadar. 6 yıldız artefakt için geçerli bu arada. %15'lik bir hasar artışı bir de %10'luk bir kaçınma yoksa ama yani muazzam bir destek. Yani arkadaşlar oyunda açık ara farklı en sağlam destek karakteri yani net. Yani çok çok sağlam. Yani şu 3 karakteri geçtim mi? Nick Fury acayip yapmışlar. Ee, bakalım yani oyunda oyunda bayağı değerli hale gelecek onu söyleyebilirim. Spectrum karakteri gene kendisine veriyor. Süper kötülere verilen hasarı artırıyor. Bir de baş düşman olmayanlara verilen hasarı artırıyor. Güzel. Minerva ve Korat da var. Burada da kaçınma da yok sayma. Kaçınma oranı da yok sayma. Tüm saldırılarda artış. Korat'ta da, da tüm saldırılarda artış. Bir de YP'de artış vermiş. Fena değil. Yeni gelecek lisansı geliyor. Birebir aynı ödüller denilebilir arkadaşlar. Geçiyorum. Yeni ikonlar var. Benim pek beğendiğim yok. al. Yani Spektrum biraz fena değil de. Diğerleri çok bir şey değil ya. Sonra yeni kostüm koleksiyonu geliyor arkadaşlar. 300 battı alıyor musunuz? Çok önemli bir şey yok. Bir de bir takım geliştirmeler var. Ufak tefek. Evet. Aa, arkadaşlar bu güzel ya. Evet bu iyi olmuş. Şimdi burada yaptıkları şey ne biliyor musunuz? Hani önceden bir karakteri siz kategori 3'e bastığınız zaman. Bastıktan sonra. Diyelim bir tane kategori 3 karakter seçecektiniz ya. Ee, evet tamam. Ee, hani eğer karakter sizde kategori 3 ise size sadece biyometrini gönderiyorlardı ya. Artık sadece bunu yapmayacaklar. Artık biyometrini gönderecekler. Yanında da ekstra olarak şu 3 ödülden birini gönderecekler size. Ondan bahsetmiş. Hem yani biyometrik alacaksın sen de şu 3 ödülden biri rastgele olarak gelecek. Bunu güzel yapmışlar. Çünkü biz önceden kategori 3'e e basıyorduk karakterleri. Benim örneğim buradaki bütün karakterler kategori 3'e basılı oluyordu. E gidip karakter seçiyordum. Sadece bana biyometrini veriyordu. Bu da aşırı saçma oluyordu. Yani boşu boşuna basmış gibi oluyordum o karakterleri. Ee, o yüzden yenilik getirmişler. Hem biyometrik hem malzeme alacaksınız ki bu da oldukça güzel. Ee, potansiyel karakterde de arkadaşlar gene benzeri bir şey yapmışlar ki onu da burada görebiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar oyuna yeni malzemeler e, eklenmiş. Yeni eşyalar eklenmiş. Bunlarda da Premium Kategori 3 bileti gibi bir şey gelmiş örneğin. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Hani önceden biz bu biletleri sadece normal karakterlere kullanabiliyorduk ya artık bu premium kategori 3 biletlerini biz doğal kategori 2 karakterleri de kullanabileceğiz. Bildiğiniz üzere doğal kati, kategori 2 karakterleri falan kasması çok daha zor. Bu biletlerle direkt onları da geliştirebilecek geliştirebileceğiz artık. Önceden böyle bir seçeneğimiz yoktu. Gene ee, premium kostüm geliştirme bileti benzer şeyler. Eee... Yine benzer şekilde işliyor. Bakalım. Evet. <laughs> Aynen arkadaşlar yani karakter falan kasmanın zaman da işliyor herhalde. Ee, bir de şeyin ha bak bu ilginç. Ee, ka karakteriniz ne olursa olsun doğal kategori ya da doğal kategori 3 kostümünü sanırım direkt olarak geliştirecek. Biz doğal kategori 2'lerin kostümünü arkadaşlar şeyle geliştiremiyorduk bildiğiniz üzere. Kostüm biletleri kullanamıyorduk. Ee, onun için bir şey getirmişler. Oldukça güzel. Yine premium tür geliştirme bileti. Yine doğal kategori 2 karakterleri falan da kullanabilecekmişiz. Oldukça güzel. Ee, seçici premium kart arkadaşlar. Bunu. Evet. Ee, ne demiş? O bilginç. Arkadaşlar bu premium kart seçicisi var ya bu. Ee, buradan yıldızları açılmış bir şekilde sanırım seçebiliyoruz. Herhalde ondan bahsetmiş. Yani seçtiğimiz zaman yıldızlarını önceden biz teker teker açıyorduk ya direkt olarak açılmış bir şekilde gelecek sanırım. Güzel. Sonra işte seçici kılıç gelmiş. Seçici ISO 8 gelmiş falan. Bundan da zaten... Baktığınız zaman göre çok önemli bir şey yok burada da. Evet arkadaşlar genel olarak bu şekilde. Gene ekstra bir şey çıkarsa zaten bir sonraki videoda falan bahsedelim. Yani bahsedeceklerim genellikle bu kadar. Yani beni en çok şaşırtan Nick Fury oldu. Diğerleri neyse de. Diğerleri çok hoşuma gitmedi dürüst olayım. Oyuna geldiği zaman belki şaşırtabilirler beni ama. Şimdilik çok bir şeylerini göremedim ama Nick Fury muazzam yani. Kesinlikle alınması lazım. Evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.